Merhaba. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Dinen farz olmadığı halde erkeklik, zenginlik, kudret ve kan dökücülük gösterisi olsun diye hayvan boğazlamaya kalkıp kurbanların öz savunmasına yenik düşerek yaralananlara, kendilerini ve başkalarını kesenlere de geçmiş olsun ve ibret olsun. Çektikleri acıların direnmek yaşamaktır ilkesi konusunda bir nebze olsun düşünmelerine vesile olduğunu umalım. Boşuna denmemiştir bir musibet bin nasihatten evladır diye. Uzun bayram tatili Recep Tayyip Erdoğan için de bir musibetle Büyük Saraçhane bozgunuyla son buldu. Erdoğan devletin bütün imkanlarını kullanarak bir Cumhur İttifakı seçim mitingine dönüştürdüğü 15-20 Temmuz darbesinin 6. yıl şenlikleri için Saraçhane'ye 10 bin kişiyi toplayamadı. Bu bozgunun moral çöküntüsünün, AKP'nin önlenemez çöküşünün, çekirdek tabana doğru yayılmakta oluşunun işareti olduğunu ve Erdoğan'ın siyasal grafiğinde İstanbul yerel seçimlerinden daha sert bir kırılma oluşturacağını söylemek yersiz olmaz. Gerçi 15-20 Temmuz darbe şenliklerinin Saraçhane'ye taşınması, Erdoğan ve rejim organizatörlerinin de bu gerilemenin farkında olduklarının bir işaret olarak okunabilirdi. Onlar da Saraçhane'ye yeni kapıdakinin ancak yüzde biri kadar bir kitle taşınabileceğini elbette hesap ediyorlardı. Ne var ki alana toplayabildikleri kitleyi medya kontrolü ve imaj yönetimiyle olduğundan büyük ve coşkulu gösterebileceklerini, görüntüleri gerçekle ikame edebileceklerini, kısacası göz boyayabileceklerini sanmışlardı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. ...bire bin katılamadı çünkü alana toplanabilenlerde... ...bir heyecan, bir umut ve bir moral yoktu. Saraçhane bozgununun saray kurmayalarınca değerlendirilip... ...ders çıkarılmayacağını düşünmekse saf olur. Sarayın bu bozgundan çıkartacağı en önemli ders... ...bütün gerileyen faşistin pratiklerinden de görüleceği gibi... ...kitleleri mümkün mertebe siyaset dışına itmek olacaktır. Faşizm, kitlesel mobilizasyon olmaksızın ve yenilmiş ve atomize olmuş işçi ve halk hareketlerini bu mobilizasyon içinde kendi yörüngesine sokmaksızın yükselemez. Gerileme aşamasında ise muhalefete zemin bırakılmaması için kitlelerin boşalttıkları politika alanının mutlaka devlet gücüyle paramiliter çetelerin eylemiyle doldurulması gerekir. Bu çerçevede bayram sonrası siyaset gündemine gerçekleşse de gerçekleşmese de kuzeydoğu Suriye ve kuzey Irak'ta askeri istila uygulaması ve hazırlıkları ve kitlelerin bir kez daha vatanın bekası için rejim çevresinde toplanmaya çağrılması gayretlerinin damga vuracağı bayram öncesi ve sonrası Erdoğan'ın ve Akar'ın mesajlarından ve sahadaki hazırlıklardan anlaşılıyor. Şu ana kadar bütün belirtiler uluslararası güçlerin Suriye'ye yönelik bundan önceki e, Türk Silahlı Kuvvetleri harekatları için Erdoğan rejimine açtıkları kredilerin sonuna gelindiğini gösteriyor. Ne Amerika Birleşik Devletleri ne Rusya ne Avrupa Birliği ne İran ne Arap Birliği Ankara'nın Suriye'de pişmiş aşağı soğuk su katmasından yana. Bunun zamanı ve biçimi konusunda aralarındaki farklar ne olursa olsun Suriye'deki Kürt varlığının geleceğinin Suriye statikosunda hak ettiği yeri alması gerektiği konusunda yalnızca ABD ve Avrupa değil Rusya ve İran'da hemfikir. Tekçilikte Ankara'ya rahmet okutan Şam yönetimi bile yeni düzende Kürtleri içerecek bir çerçeve arayışında olduğunu saklamıyor. Doğrusu Kürtler olmasa iç savaş bittiğinde Suriye'den geriye Şam ve Laskiye dışında bir şey kalmayacağını hiç kimse Beşar Esad'dan daha iyi bilemeyeceğinden şimdi Şam güçleri de Kürt güçlerinin yanı sıra Suriye sınırında hareket halinde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bütün bu uluslararası gerçeklere karşın dağlıca da verdiği temenniler ve boş lafların iç içe geçtiği bayram mesajında Ankara'nın göstermelik de olsa Tel Rifat ve Münbiç bölgelerine yönelik bir istila harekatı peşinde olduğunu saklamadı. Münbiç'ten ve Tel Rifat'tan oradaki unsurlarımıza karşı ülkemize karşı ciddi tacizler var diyerek sözde bir askeri harekat gerekçesi kurgulamaya çalıştı ancak bu harekatın klasik anlamda hiçbir askeri mantığı olmadığını da hiç kimse bir profesyonel asker olarak Hulusi Akar kadar iyi bilemez sözünü ettiği tacizlerin ne kadarının gerçek, ne kadarının Hakan Fidan'ın ünlü gönderirim karşıya iki adam atarım 5-6 roket formülünce gerçekleştirilmiş provokasyonlar olduğu tamamen meçhul ve bugüne kadar ki bütün istila hareketlerinin sonuçta Türkiye için değil, Daesh, El Nusra ve İhvan-ı Müslümin için güvenilir bir bölge yarattığı, bütün Daesh liderlerinin bu güvenli bölgede vurulma ve yakalanmalarından biliniyor. Bütün bu nedenlerle bayram tatili sona ererken muhalefetin de bir an önce bayram uykusundan uyanmış, daha doğrusu hiç uyumamış olmasını diliyoruz. Su uyur, diktatörlük uyumaz. Askeri birlikler Hatay sınırlarından Suriye içlerine harıl harıl ağır silahlar, teçhizat ve askeri birlikler taşırken, Ankara'nın devşirme cihat ordusu Kürtlerin yaşam alanlarını sararken, muhalefet Saraçhane bozgunuyla avunmaya devam edemez. Rejim için üstelik Saraçhane bozgunu Suriye seferinin yakıtıdır. Muhalefetin halka dış politikada istilacılık, iç politikada göçmen düşmanlığı ötesinde yaşama, özgürlüğe, eşit yurttaşlığa, kadınların kurtuluşuna, Kürtlerle barışa, gençlerin neşe ve heyecanına tercüme edilebilecek bir sözü olmalı. Hoşçakalın.